Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, komisyonumuzun saygıdeğer milletvekilleri, ömrünü hayvan hakları mücadelesine adamış değerli sivil toplum örgütü temsilcilerimiz, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli komisyon başkanımız, biz hayvan hakları ihlallerini inceleme komisyonunda birlikte çalışmıştık. Ve konuşmasına başlarken dedi ki, o komisyon raporumuz kanuna kaynak olsun diye verildi. Evet, çok doğru. Dedik ki bu 50 madde kanuna kaynak olsun. Bu kanun hazırlanırken bu rapor esas alındı dedi. Birazdan o kanun rapordaki maddeleri tek tek buradan ifade edeceğim. Acaba gerçekten o kanun mu esas alınmış? Ve bu kanun dedi ki komisyon raporunun büyük bir bölümünü kapsıyor. Hayır Sayın Başkanım, siz de biliyorsunuz ki bu kanun teklifi komisyon raporumuzun birçok maddesini, birçok düzenlemesini içeriyor. Öncelikle komisyon olarak komisyona meclise kanun teklifi sunulduğunda bütün sosyal medya ve basında dedi ki devrim yapıyoruz, artık mal değil can olacak. Peki ben sormak istiyorum, komisyondaki sonuç ve önerilerin birinci maddesi 5199 sayılı kanunun adı hayvan hakları kanunu olarak değiştirilmelidir. Yani birinci maddeyi, kanun ismini böyle başlarsak düğmeyi doğru iliklemiş oluruz. Ve bu kanunun da canlılara karşı hak temelli bir bakış açısını tüm maddelere derc etmiş olurduk. Ancak komisyonumuzun birinci maddesi olan, önerimizin birinci maddesi olan 5199 sayılı kanunun adının koruma kanunu değil hayvan hakları olarak değiştirilmesi maalesef burada gerçekleştirilmemiş ve bu kanunda yer almamış. Başka neler vardı? Özellikle hapis cezalarından bahsedeceğiz. Hayvanlara karşı işlenen her türlü şiddet, istismar, taciz, tecavüz suçlarının para cezasına çeviremeyecek bir sınırda olması söylenmişti. Değerli kanun teklifi imzacımız Sayın, o döneminde komisyon başkanı Mustafa Yelir tutanaktaki beyanlarını ben açıkça okumak isterim. Bu kanun burada kabahatler kanundan Türk Ceza Kanunu'na geçirilmesi, kanun yapılırken de özellikle 2 yıl 1 ay. Çünkü o dönemde hükmün açıklanmasının geri bırakılması 2 yıl ve daha 6 cezalardı. 2020 Nisan'daki infaz düzenlemesiyle 3 yıla yükseltildi. İnfaz yasasına göre ertelenmemesi üzerine hayvanlara yapılacak kötü muamelelerde, çeşitli tecavüz vesaire gibi suçlarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını sağlamayacak bir ceza öngörülmelidir. Bu yok burada ama biz önereceğiz ve açıkça ekleyeceğiz. Ama kanun teklifimizde Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşım, bu yok. Bunu açıkça ifade etmek isterim. Yine 12. maddede dedik ki apartman yönetim planında kat mülkiyeti kanunu değişiklik yapacağız ve evlerde hayvan beslenmesi ve hayvan sahiplenmesi ilişkin keyfi düzenlemelere son vereceğiz. Ama bu kanunda maalesef bu da yok. Yine benzer şekilde kamu lojmanlarında hayvan beslenmesini engelleyen düzenlemeler var. Biz bunu da kaldıracağız dedik. Aslında bu söylediklerinin tamamı komisyonda mecliste grubu bulunan 5 siyasi partinin oy birliğiyle geçirmiş olduğu ve her birimizin altında imzası olan bir öneri dizisi. Yine dedik ki hayvan hakları konusunda en büyük ihlal ve sorumluluk belediyelerde ve il özel idarelerinde olmalı. Belediye kanununda 14. maddeye bir görev tanımı getirilmeli. Yine il özel idare kanununa bir görev tanımı getirilmeli. Ve bu görevini ihlal eden belediye başkanları hakkında ya da bu konudaki belediye başkan yardımcıları hakkında bir cezai yaptırım olmalı ki bu ihlallerin önüne geçelim dendi. Bu da oy birliğiyle, hepimizin imzası var ama meclis gündeminde bugün komisyonda görüşmekte olduğumuz bu teklifte maalesef bu yok. Başka ne vardı? Hayvan bakım evlerinde şeffaf şekilde yönetilmesi öngörmüştük ve dedik ki 24 saat çalışan kamera sistemi kuracağız ve hayvan gönüllüleri, sivil toplum örgütlerinin de bunu izleyebileceği, takip edebileceği, kontrol edebileceği bir düzenleme getireceğiz. Ama maalesef bu da sırlaştırma öncelerinin ve buna yönelik mevzuat düzenlemelerinin ivedilikle ve bütünüyle kaldırılması gerekir dendi. Ama bu kanunda bu da yok. Aslında bu kanunda başka neler yok? Öncelikle hayvanlara karşı cinsel ilişki. Sayın teklif sahibi milletvekili arkadaşım eski kanunda var dedi. Yani
hayvanların mal olarak göründüğü 5199 sayılı kanunda böyle. Ama o zaman biz hayvanları mal değil can olarak tanımlayacaksak ve kabul ediyoruz diyerekten de bunu bütün ülkeye ve kamuoyuna bu şekilde reklam ve vesilesi olarak kullanıyorsak ne demek cinsel ilişki? Cinsel ilişkide hayvanın rızası mı vardı cinsel ilişki olur? Hayvanlara karşı her türlü cinsel istismarın, tecavüzün denmesi gerekir. Çünkü hayvanlara tecavüz edilir. Başka ya da istismarda bulunur. Bu da aslında bu kanun teklifinin bir zihniyet değişikliğini öngörmediğini açıkça göstergesi. Yine başka ne demiştik? Şikayet hakkı. Hayvanlara karşı işlenen bu tür suçlarda hayvan hakları savunucularına, sivil toplum örgütlerine de şikayetçi olmak ve davalara da müdahil olma hakkı tanıyacağız demiştik. Bu komisyon raporunda hepimizin imzasını taşıyan ve bütün kamuoyuna ilan ettiğimiz ve hayvan hakkı mücadelesi verenlerin de yüreklerine su serpen bir düzenlemeydi. Ama bu kanun teklifinde maalesef bu da yok. Sahipli sahipsiz hayvan ayrımını kaldıracaktık ama sahipsiz hayvanlar hakkındaki işlenen suçlarda işte tarım il müdürlüğüne gidilecek, il müdürlüğü bakacak, il müdürlüğü gerekli görürse savcılığa verecek. Hayır, biz böyle konuşmadık. Komisyonda böyle karar almadık. Biz dedik ki hayvan hakkı mücadelesi veren sivil toplum örgütleri, vatandaşlar, hayvan gönüllüleri savcılıkta özel olarak oluşturulacak bir birim olacak. Hayvan suçları soruşturma bürosu kuracağız. Bu büroya direkt şikayet edilecek ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılacak dedik. Peki başka neler yok bu komisyonda? Cezalar dediniz. Cezai yaptırımlar getirmişsiniz. Ama cezai yaptırımlar 6 ay. Ne demek 6 ay? Ben hukukçuyum. Siz 6 aydan en az limitten mahkeme kararını verir. İyi hal indiriminden 6'da bir takdir hakkını kullanır 5 aya düşer. Bu da ertelenir paraya çevrilir. Hayvanlara karşı her türlü eziyet, işkence, taciz, tecavüz gibi her türlü suçu, yani bir canlının uğramaması gereken her türlü suçu işleyen kişi elini kolunu sallaya sallaya sokaklarda gezer. Bugün Aydın ilinde bir apartmanın bodrum katında bir köpeğe tecavüz eden ve görüntülenen suçüstü yakalanan kişi elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Bu kanun yürürlüğe girdiğinde de o kişi elini kolunu sallayarak kamuoyunda gezmeye devam edecek. Çünkü hiçbir yaptırım bu kanunda o kişinin bunun bedelini cezaevine girerek ödeme gibi bir durum yaratmayacak. Değerli üyelerimiz, değerli vekil arkadaşlarım, değerli sivil toplum örgütü temsilcileri, birçok çocuklara karşı cinsel istismardan dolayı tutuklanan sanıklar var. Bu sanıkların geçmişine baktığımız zaman geçmişinde mutlaka benzer suçları bir hayvana karşı da işlemiş olan istatistik olarak çok sayıda maalesef fail var. Aslında biz hayvanlara dönük, hayvanlara yönelik, o can dostlarımıza yönelik bu düzenlemeleri bu statüye kavuşturursak, onların bu suçu işlemesini ciddi bir yaptırıma ve caydırıcı bir düzenlemeye kavuşturursak o çocuklarımızı, kadınlarımızı da koruyacağız. Aslında bu o canlı her insan hem hayvan olarak o canlıların kullanması, korunması ve hakların teslimi için oldukça önemli bir düzenlemedir diye düşünüyorum. Şimdi İngiltere'den bir örnek vereceğim. İngiltere'de hayvanı korkutmanın cezası 10.000 pound. Bakın sadece hayvanı korkutmanın. İsveç'te akvaryumdaki evdeki balığınızı yalnız bırakarak strese girmesi idari para cezası. Yine İsveç'te kedi köpek gibi evde beslediğiniz hayvanları evde yalnız bırakarak onları psikolojik olarak etkiler, aç bırakılır ve benzeri olursa ciddi hapis cezası yaptırımları var. Şimdi kanun teklifinde bir düzenleme diyor ki nesli tükenmekte olan hayvanı kasten öldüren diye bir düzenleme var. Sadece nesli tükenmekte olanları değil arkadaşlar. Sahipsiz tüm hayvanları kasten öldürenler cezalandırılmalı. Eğer hayvanın nesli tükenmiyorsa öldürmek bu kanuna göre meşru mu olacak? Sayın Başkan, birazdan maddeleri geçtiğimizde onu tekrar gündeme getireceğiz. Gerçekten yok. Bence var diyorsunuz, belki hatayen gözden kaçırdınız. Bu düzenlemeyi de önergenize ekleyeceğiz. Yine
6 ayla 1 yıl, 6 ayla 3 yıl ya da idari para cezaları. Yunus parklarının mevcut halini koruyacağız. Mevcutlar kalacak. Yeni bir hayvan gelir ve tespit edilirse de 25 bin lira ceza görülür. İdari para cezası. O yunuslar 500 bin, 1 milyon lira. İnsanlar, o işletmeciler, o yunus parklarına yeni yunus kazanmak için öder 25 bin lira. Çok para değil ki. Devam eder. O zaman o idari para cezasının da caydırıcı limitlerde olması gerekir. Komisyonda şöyle demiştik. Hayvanların kullandığı silikler tamamen kapatılmalı, yenileri açılmamalı ve yurt dışından siliklerin ülkeye girişi yasaklanmalı. Yurt dışından siliklerin ülkeye girişi bu kanunda maalesef yasaklanmıyor. Ben geneller üzerinde şunu son olarak ifade etmek isterim. Bu hayvan hakları komisyonunda gerçekten çok özveriyle birlikte çalıştık. Ve belki de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde bütün kanunun teklifinin olması gereken komisyonda sivil toplum örgütleri, aktivistler, bilim insanları, onun arkasından bu kanun ya da bu düzenlemede avcılar, yunus parçacıları, yani bütün herkesi dinledik ve yerinde incelemeler yaptık. Ve gerçekten bir kanuna esas olabilecek ve demokraside bir kanunun düzenlenmesi, hazırlanmasındaki tüm aşamaları biz komisyon olarak yerine getirdik. Ve hepimiz, bazı çekincelerimiz vardı ama sırf hayvan dostlarımıza, can dostlarımıza dünyada örnek olacak bir kanunu Türkiye'nin önce olması ve Türkiye'nin bu alanda lider olmasını sağlamak için o çekincelerimizden vazgeçtik. Oy birliğiyle bu kanun çıksın. Evet. Ve aynı zamanda komisyonu şu şekilde bitirdik. Bu raporun kanun teklifinde birebir göz önüne alınması, kanun teklifine dönüşmesini hepimiz umut ettik, birlikte imzaladık. Şimdi ben bu komisyon raporunda imzası bulunan değerli milletvekillerimize, tüm siyasi partilerin milletvekillerine o 5 ay boyunca büyük bir özveriyle ve bir kanun sistematiği ve demokraside kanun yapma usulünün bütün koşullarını sağlayarak hazırladığımız o komisyondaki 50 maddelik önerinin bu kanuna derc edilmesi ve her birimizin de o imzalarımızın arkasında durarak o imzalarımızın onurunu korumak için bu kanun teklifine o 50 maddelik önerinin tamamının getirilmesini mutlaka sağlamalıyız diyorum. Ben şimdilik teşekkür ediyorum. Sağ olun.